Biz yayındayken Beyrut'ta yeni saldırılar oldu. Onun için şimdi muhabirimiz Sertaç Murat Koç'a bir dönüyoruz. İsrail'in yeni saldırıları var galiba şehirde. Sertaç, ne oluyor şu an orada? Evet, şu an görüntüler canlıysa yönetmenim tam ekran görsün. Evet, İsrail savaş jeti aslında Refik Hariri havalimanından artık sadece Lübnan hava yollarına ait uçaklar iniş kalkış yapıyor. Yani tüm dünya Refik Hariri'ye ne inmeyi ne de kalkmayı reddediyor diyebiliriz. Ama o uçaklar kalkarken İsrail aslında bir psikolojik harp uyguluyor, psikolojik işkence yapıyor. O uçaklar havalandığı an ya da bir iniş olduğu an İsrail savaş jeti zaten 7/24 burada, ayrılmıyor bir yere. Dronlar burada. Hemen havalimanının üstüne keskin dalışlar gerçekleştiriyorlar. Alçak uçuş gerçekleştiriyorlar ve ses duvarını aşarak bir anda sonik patlamalara neden oluyorlar. Tabii bu da bir saldırı yapılıyormuş intibası yaratıyor ilk etapta, ama an itibariyle bir sessizlik hakim. Ama geride bıraktığımız dakikalarda havalimanının hemen karşısındaki Burj Al Barajna'ya, yani Dehiya'nın önemli noktalarından bir tanesine bir füze bir daha fırlatıldı. Bir binanın yine yerle bir edildiğini söyleyebiliriz ve biraz daha güney kesimi de yine İsrail savaş jetinden nasibini aldı diyebiliriz. Tabii İsrail drone'u sürekli havada dedim. Burada şöyle bir sistematik izliyor İsrail. Şöyle bir metodoloji geliştirmiş durumda. Şimdi bunu İsrail ordu sözcüsü de açıkladığı için rahatça üstüne konuşabiliyoruz. Gelen istihbarat üzerine, yani sağdan gelen istihbarat üzerine bu noktaların vurulduğunu söylüyor ki ilk etapta sağdaki ajanlarından ya da kendisine bilgi sızdıran insanlardan bu bilgi geliyor. Hizbullah'ın karargahları, Hizbullah'ın silah üretim tesisleri, Hizbullah'ın cephanelikleri şu binaların altındadır deniyor. Ardından devreye İsrail'in drone'u giriyor ki hala da vızıldama şeklinde üstümüzde uçuyor bunlar. Gazze'liler ona vızıltı ismini takmıştı. Ben de onun için rahatça bunu söyleyebiliyorum. Bu vızıltı hiç kesilmiyor. Bir modelleme çıkarıyor. Yani vurulacak binanın koordinatlarını hesaplıyor. Bu istihbaratı, bu bilgiyi de İsrail Hava Kuvvetleri'ne gönderiyor ki zaten savaş jeti de sürekli Beyrut semalarında olduğu için düğmeye basılıyor ve füzeler bu noktalara gönderiliyor diyebiliriz. An itibariyle de benzer bir durum yaşanıyor. Hem savaş jeti yukarıda, hem de İsrail drone'u yine bu tarama yaptığı hedef üstündeki modellemesini an itibariyle İsrail Hava Kuvvetleri'ne gönderiyor olsa gerek. Çünkü bundan önce özellikle 23 Eylül'de başlamıştı Dehiya'nın yoğun şekilde bombalanması. Hep bu sistematik üstünden gidildi. Yine bu gece de sıcak geçeceğe benziyor. Anlaşılan o ki İsrail savaş jetinin ya da drone'unun buradan ayrılmaya niyeti yok. Tabii Dehiya 700 bine, hatta milyona yakın insanın yaşadığı bir bölge. Başkent Beyrut'ta 2 milyon nüfus vardı bu göç dalgasından önceki. Bunun neredeyse yarısına yakını Dehiya'da yaşıyordu. Ta ki Hasan Nasrallah 27 Eylül'de arkamda gördüğünüz Dehiya'da hedef alınıp öldürülene kadar. İnsanların büyük çoğunluğu Beyrut kent merkezine akın etmiş durumda. Ama Hizbullah mensuplarının burada olduğu biliniyor. Bu binaları terk etmiyor onlar. Çünkü Hizbullah'ın kalesi burası. Başkent Beyrut'taki üssü diyebiliriz. Komuta merkezi burada. Her şeyleri burada. Karargahları da buradaydı. Ta ki Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü gece vurulana kadar. Onlar burada, ama İsrail bu boş kenti, aslında hayalet kent durumuna da girmiş durumda. Sadece Hizbullah mensupları var dedim. Ama önümüzdeki günlerde anlaşılıyor ki burası hem bir hayalet kent hem de bir harabe kente dönecek. Yani birinci yıl dönümünde 7 Ekim saldırılarının, karşılıklı çatışmanın filizlendiği o süre zarfının üstünden tam bir yıl geçti. O bir yılın sonunda İsrail, anlaşılan o ki, yeni bir Gazze yaratacak. O da Beyrut'un kalbinde bir noktada, tam merkezinde olmasa da kent merkezine yakın güney banliyosunda yeni bir Gazze yaratma arayışı içinde olacağı benziyor. Çünkü yüzlerce binanın vurulduğu bilgisi var.
uydu görüntülerinden alınan ve karşılaştırmalarla eski hali yeni hali olarak nokta nokta işaretlenen yerler var ki bunun sayısının 3000'e dayandığı ifade ediliyor sadece Dehya'da. Yani tam bir yıkım söz konusu burada. O vurulan çok katlı binaların neredeyse tamamı ya olduğu yere çöküyor ya karşılıklı olarak yollara, caddelere, sokaklara çöküyorlar ve oraları tamamen kullanılamaz hale getiriyorlar. Altyapı da hedef alınıyor. Dehya'da altyapısı da tamamen bitik duruma geleceğe benziyor önümüzdeki süreçte. Tabii bunlar olurken arama kurtarma çalışmalarına hemen gözünüz kayıyor. Ne oluyor, nasıl bir çalışma yürütülüyor diye bakıyorsunuz. Yine sağlık ekipleri nerede diye bakıyorsunuz. Çünkü iki gün önce vurulan noktalardan hala dumanlar yükseliyor. Bunun da nedeni şu, bu insanların büyük çoğunluğu ailelerini alarak Lübnan'ın dışına gittikleri biliniyor, ifade ediliyor. Lübnanlı yetkililerle de konuştuğumuzda bunu doğruluyorlar. Ama bunun bir nedeni var. Onlar yine de işlerini yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu noktalara hareketlendiklerinde İsrail bombalamasının hemen ardından bölgeye hızlıca gelmeye çalışıyorlar. Can kurtarmaya çalışıyorlar aslında ama İsrail son günlerde onları da hedef alıyor. Hem sağlık ekiplerini hem kurtarma çalışanlarını ve itfaiye ekiplerini. Onlar da buraya yanaşamıyor. Dolayısıyla bölgede bir arama kurtarma faaliyetinden ya da enkaz altından kendi imkanıyla bile çıksa birisi onu orada karşılayacak bir sağlık çalışanı bulamıyor diyebiliriz. Yine yangınlar söndürülemiyor itfaiye bölgede. Çok seyrek görünüyor. Bunun da altını çizelim ve dünden bu yana ve önceki gün bir akaryakıt istasyonu vurulmuştu. Bu iki günde vurulan noktalardan hala dumanlar yükseliyor ki yine Burjel Barajna'da ve geride bıraktığımız saat diliminde onun biraz daha güneyindeki noktadan da yine dumanlar çıkıyor. Ama an itibariyle zifiri karanlık olduğu için yani aydınlatma da yok. Elektrik zaten yok Dehya'da. Bunun için kadraja girmiyor, ekranlara yansımıyor ama önümüzdeki günlerde anladığımız kadarıyla İsrail yeni bir Gazze yaratacak Beyrut'un kalbinde diyebiliriz. Tabii burada şu hesaplama da yapılıyor. Buradaki herkes Hizbullah mensubu mu? Tabii ki değil. Hizbullah'ın kalesi doğru. Bütün yollar ona çıkıyor doğru. Ne derse Hizbullah o oluyor. O da doğru. Ama herkes Hizbullah mensubu değil. Yine bu noktalarda Şii kesim ağırlıkta yaşıyordu boşaltılana kadar. Sünniler de yaşıyor. Bu da biliniyor. Diğer Müslüman mezheplerde evet, mensup insanlar da yaşıyor ama gelin görün ki bu nokta önümüzdeki günlerde umarız olmaz ama İsrail'in Gazze örneğinden de alışık olduğumuz üzere yeni bir Gazze olacağı benziyor.